Kurum oluruyla üretim alanları, kamu malları kiraya verilmemelidir. Bunun bir usulü var. Devlet İhale Yasası işletilir. Kamu yararına göre alanlar kiraya verilir. Burada hem devletin hem de vatandaşların yararı gözetilir. Aksi halde karşımıza yandaşlara peşkeş çekilen, şehirlerimizi ve kıyılarımızı talana açan bir rant düzeni çıkar ortaya. Bunun en net örneklerinden birisi Mersin'de yaşanıyor. 1990'ların başından beri yat limanı olması istenen ve 2000'li yılların başında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planıyla bir yat limanı oluşturulmasına imkan tanındı. Planlara işlenen yapılaşma oranı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmenliğe uygun olarak %5 ile sınırlı tutuldu. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi Mersin'de de marinanın yatla gelen turistlerin ihtiyaçlarını giderecekleri, teknelerine bakım onarım yapacakları, konaklayabilecekleri alanları karşılaması bekleniyordu. Fakat Mersin Marina yıllarca yatırımcısını bekledi. Sonra 2010 senesinde bir yatırımcı Mersin Yat Limanı AŞ olarak yap işlet devlet modeliyle bu işe talip oldu. Yapılaşma oranı %5'ti. Kat yüksekliği 4,5 metre, asma kat olması halinde 5,5 metre ile sınırlıydı. Fakat 2013 yılında dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notunda nedendir bilinmez. Durduk yere küçük bir değişiklik yapıldı. O küçük değişiklikle çok büyük rant elde edildiğini ben biliyorum. Yani alışkansınız ya maç devam ederken kural değiştirmeye. İşe alan size ne kadar yakın ki bakanlığı bunu yapmak zorunda hissetti kendisini. Emsal bakanlık tarafından üst planlara aykırı olarak bir anda iki katına çıkarıldı ve %10 oldu. Dikkatinizi şuna çekmek isterim. Marina 2010'da ihale edildi ama emsal şirket ihaleyi aldıktan sonra 2013'te iki katına çıkarıldı. Hani siz şehirlere ihanet etmeye alışkınsınız ya, Mersin'e de ihanet ettiniz. Bakın 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılaşma oranı %5 derken 1/1000'lik planla verildi bu rant. İmarın iyisinden anlayan burada yandaşa nasıl peşkeş çekildiğini çok iyi bilir. 1/5000'lik plana uymayı gereken 1000'lik plan böyle değiştirilir. Hani yat limanı diyorduk ya, burası AVM'ye dönüştürülür. Son cümlelerinizi alayım, buyurun. Burası AVM'ye dönüştürülerek zengin edildi yandaş. Buradan gelen ranttan devlet para kazandı. Bunu da Mersin'deki yatırımlara harcayayım dedi. Havalimanı inşa etti. Kazanlı Turizm bölgesi faaliyete girdi. Pamukluk Barajı tamamlandı. Mersin-Antalya yolu açıldı. Mersin Taşıcı Otobanı bitirildi de bizim mi haberimiz yok? Tank palet fabrikasını Katarlılara, başka bir devletin ordusuna peşkeş çeken, Mersin Marina'yı yandaşa hayli hayli peşkeş çeken. Sizden de bu beklenir. Sizin devlet yönetmek gibi bir derdiniz yok. Sizin derdiniz devletin malını yandaşa peşkeş çekmek, yandaşları zengin etmek. Bunu işte görüyoruz. Görüyoruz, Mersin'de görüyoruz. %5'lik inşaat hakkını Bayındırlık Bakanlığı üst ölçekli planlara uymayarak %10'a çıkarttı. %10'dan rant elde etti yandaşınız. Buyurun, örnek orada. Evet, Sayın Gökçel, teşekkür ediyorum. Evet.